Bugünün önemli anlamı çok büyük. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Yani bugün dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve çocukların çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları ve giderek artan her türlü şiddet ve cinsel istismarı bir kez daha hatırlatma günüdür. Yani bugün kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadına hem de tüm topluma dayatılan ideolojik bakıştan, çağ dışı ve gerici anlayıştan, ekonomik koşullardan, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerden ayrı tutulamayacağı gerçeğini dünyanın gündemine tekrar tekrar taşıma günüdür. Yaşadığımız coğrafyada kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolojik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ve öldürülmektedir. Tacizler, tecavüzler ve kadın katilleri tahrik indirimlerinden yararlanmakta ve hatta serbest bırakılmaktadır. Medyatik bir özelliği yok ise ne basında ne de bültenlerde yer almamaktadır. Ülkenin gündemi o kadar ağır ki kimsenin vakti yok cinayetleri önlemeye. Aslında kimsenin niyeti de yok. Şimdi de bir bahane buldular, o hay diye. Kadınlar haklarını savunan, kadınların örgütlü mücadelesinin olmazsa olmazı olan kadın derneklerini de mühürlemek bu bahaneyle. Şahane oldu onlar için. Hükümetin insan haklarını savunan kimselere tahammülü yok. Kapattılar çünkü kadın, üstelik örgütlü kadın, haklarının varlığının bilincinde kadın. En büyük tehlike onlar için. Bilmiyorlar ki kadın hareketi mühürlenemez. Bunca olumsuzluklar karşısında her ne olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi ve kadınları olarak asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kadını erkekle eşit görmeyen, toplumsal yaşamda yok sayan, siyasal anlayışa ve onun karanlığına asla teslim olmayacağız. Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkarak topluma ve bizlere dayatılmak istenen gerici cinsiyetçi yaşam tarzını reddediyoruz. Yasaklarla, mühürlerle bizi uzaklaştırmak istedikleri alanlarımıza, sokaklarımıza sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin cumhuriyetle inançlı, özgür ve güçlü bireyleri olarak örgütlenerek ve dayanışarak kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde kadın mücadelesinin ve örgütlü birlikteliğinin önemini bir kez daha yineleyerek eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidara karşı eşit ve özgür yarınlar için mücadelemizi örgütlülüğümüzden aldığımız güç ve cesaretle devam ettireceğimizi ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz bu mücadelede sevgiyi, saygıyı, güveni ve umudu örgütleyerek umut var, biz varız diyoruz. Sayın Genel Kadın Kolları Genel Başkanım Fatma Köse adına okumuş bulunuyorum bu basın açıklamasını.